hürmet, muhabbet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Davetimize icabet etmenizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü bir araya gelişimizin ana nedeni, hepimizin, sizlerin de, halkımızın da en büyük arzusu Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinin idaresinin yerelde olma arzusuydu. Bu şu anda gerçekleşti. Dedik ki şu andaki bu tesislerin bulunduğu konumu, halihazır durumunu basın mensubu arkadaşlarımıza bir tanıtalım, bir gösterelim. Ne var ne yok, durum nedir diye. Ve var olanları, bir de eksik olanları söyleyelim. Yapılması gerekenleri de basın mensubu arkadaşlarımıza tanıtalım, bildirelim. Ve kısa sürede neler yapabileceğimizi ortaya koyalım. Bir de şunu gerçekleştirelim. Bir işin uzaktan yönetimiyle yerinden yönetimin farklılıklarını uygulamayla beraber gösterelim istedik. Yıllardır bu tesisler burada ama gelip burada kayak yapar ama ya şunlar da olsa iyi olurdu diyen insanların hakikaten bu taleplerini çözmenin ne kadar kolay olduğunu, kısa sürede çözülebileceğini hep beraber gösterelim. Çünkü bu tesislerin alınmasında siz basın mensubu kardeşlerimizin de yoğun desteğini aldığımızı ifade edelim. Yani bazı zaman her şey ya biz yaptık değil de hep beraber yaptık olduğunda gösterelim. Çünkü birçoğunuz zaman zaman haber yaptınız. Zaman zaman yazılar yazdınız. Bunların uzaktan idaresinin zor olduğunu, sıkıntılar çekildiğini ama yeniden yönetime geçince daha işlevsel olarak faydalı olabileceğini sizler haberlerinizle, yazılarınızla ortaya koydunuz. Biz de girişimlerimizle bu konuda büyük bir baskı uyguladık ve tesisleri bize geçti. Bunun için ben aramızda sizleri görmekten dolayı duyduğumuz mutluluğu ifade ediyor. Tekrar hem Palandöken hem Konaklı Kayak Merkezlerimizde yapılması gereken zaten var olanları hep beraber arazide göreceğiz. Eksik olanları da ben sırayla sizlere bildirmek istiyorum. Palandöken Kayak Merkezimizde. Pist uzunlukları toplam 24 kilometre. 4 siyah, 6 kırmızı, 2 mavi, toplam 12 pist mevcut. Lift bilgileri. 6 lift. 3 lift eksik kullanılmıyor. 1 gondol, 3 halı var. Günlük lift taşıma kapasitesi 7300 kişi. Türkiye'nin en büyük taşıma kapasitesine sahip bir pist. Teleferik sistemi yıllık kar zarar 1 trilyon eski parayla 654 milyon 854 lira zarar ediyor. Yani yeni tabirle 1 milyon 654 bin 854 TL zarar ediyor. Otel ve kafeteryalar yıllık 1 milyon 150 bin TL zarar ediyor. Yani toplam 3 milyon TL bir zarar söz konusu. Yapılması gereken eksikler. Bir, buraya kaymaya gelen, daha çok şehirden gelen, araçla gelen vatandaşlarımızın araçlarını park edeceği bir otopark yok. Hemen süratle biraz sonra elinde de göstereceğimiz bir, iki otopark planlıyoruz. Birisi açık otopark, biri de kapalı otopark. Arkadaşlara talimat verdim. Çok süratle başlayıp hemen projesini bitmek üzere başlayıp ve bitirelim. Danışma ofislerinin kurulması. Yani bu dağda istiyoruz ki dağa gelen bir turist burada bir ofis olsun. Operatörlerin burada bir büroları bulunsun. Gerek dağla ilgili, kış turizmimizle ilgili, gerekse kültürel, tarihi yerle ilgili orada operatörlerin
gelen turistlere oturturup böyle bir salonda sunum yapabilecekleri, şehirde önce bir bilgi verip arkasından da bir gezip dolaşacakları mekanlara ilgili bir ofis bürolarının bulunduğu bir yer olsun. Halka açık, uygun kafeteryalar yapılması daha geldi. Bir ay ille herkesin kayak yapması şimdi mümkün olmayabilir. Yani kayak yapmayabilir ama ya biz bir ejdere çıkalım veya bir diğer tepeye çıkalım, orada bir çay içelim. Hatta gerekirse bir yemek yiyelim. Bu tip sosyal tesislerin oluşturulması. Yine kayak yapan insanlarımızın bay bayan olsun ihtiyaçlar oluyor. Bu doğal ihtiyaçlar. Ama gidecekleri bir lavabo yok. Süratle bunların da uygun yerlere yerleştirilmesi ve yine burada ibadet yapmak isteyenlerin varsa ufak bir ihtiyacını karşılayacak mekanların bulunması. Yine sıcak soğuk içecek istasyonlar kurması. Kayağını yaptı. Orada ya bir çay içeyim, bir salep içeyim veya bir kahve içeyim diyeceği, gideceği şu anda mevcut bir yerimiz yok. İnşallah bunları süratle belli yerlerde oluşturmayı hedefliyoruz. Yine ulaşım ile ilgili sorunların çözülmesi, bir şehirden buraya insanların gelmesi, hatta günübirlik, ya ben gideyim günübirlik kayağımı yapayım, Ankara'dan geldi sabahleyin, onların dağa ulaşması, burada oluşacak sosyal tesislerde soyunup kayak elbisesini giyebileceği bir mekan oluşması ve kayak yapıp tekrar akşamleyin uçağa dönmesi. Veya diğer şehirlerden aracıya gelip aracını bırakacağı bir otopark ve dediğim gibi yine bu ihtiyaçlar, yani illa herkesin gelip bu dağda bir otelde kalması da doğru olmayabilir. Günübirlik gelip günübirlik tekrar geldiği yere dönmesi sağlanmış olabilir. Bu göletin su tutması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Kapalı pistlerin açılması, mesela Ejder, Vadi, 27 nolu pist diye yerlerimiz var. Bunlar maalesef kapalıydı. Şimdi süratle bunların da önümüzdeki sezona açık hale getirilmesi, bu pistlerde de kaymak isteyenlerin rahatlıkla burada kayma imkanlarını sağlanması hedefimiz. Bunların başladığı çalışmaları, bakım onarımları, ekipler çalışıyorlar. Buna da inşallah çalışmalara getireceğiz. Yine tek biletle herhangi bir otelde veya dediğimiz gibi bizim halka oluşturduğumuz yerlerde bir biletle vatandaş girerek o biletle bütün pistleri dolaşabilme imkanı sağlanması, buna Sikipas bilet sisteminin oluşturulması, yine suni karlama sisteminin var ama çalışmayan birçok yer var, onları da çalıştırıl hale inşallah getirilecek. Güvenlik kamera sistemlerinin oluşturulması, daha da bu kayak yapılan mekanlarda oraların gözetlenmesi. Zaman zaman biri düşüp ayağını incitebilir, efendim yalnız kalabilir. Bir merkezden de bunların takibatını yapılabilir, koruma getirilmesi. Biz geldiğimiz günden beri çalışmayan makineler var. Yani makine var ama işte bir yerde bir parçası kırılmış veya işte bakımı yapılmadığı için arızalı, onları da çalışır hale inşallah getirmeyi hedefliyoruz. Bir diğeri de yazın da dağın kullanımı sağlamak, yürüyüş yolları oluşturmak, dağ yürüyüşleri, dağ tırmanışlarını sağlamak. Şehir arasında irtibatımız yok. Bir teleferik sistemiyle de inşallah bunu hedefliyoruz önümüzdeki yıllar için. Yer olarak kimisi havuz başını söylüyor, oradan olsun. Kimisi kaleden olsun. Kaleden yapabilmemiz kurulun iznine bağlı. Veyahut da atlama kuleleri olabilir. Veyahut da yine bu beri taraftan Narmanlı Camii'nin ne diyoruz? Hacı Cuma'nın oradan buraya bir teleferik olabilir. Bunun dışında Fine Park diye bir Erzurum'dan ailelerin geleceği, çocukların eğlenebileceği bir park oluşturmak istiyoruz. Şu anda Acemi Kayak Pisti'nin bulunduğu şeyin üst kısmında, hatta yine burada söylemedim yetiştirebilecek miyiz, bir 40-50 tane
ahşap gondol ev oluşturması. Yani şehirden arzu edenler gelip orada çoluk çocuğuyla beraber kalabileceği, aynen bir otel gibi ama müstakil, anahtarını alıp içeri girebilecek, efendim televizyonu, ekranlı çıkıp orada eşyalara bırakıp kayabilecekleri bir mekandan oluşturmasını inşallah hedefliyoruz. Yetiştirebilirsek bu onları yapıp inşallah hizmeti de koyacağız. Şu modern tesislere 6 tane ama 9 tane sahip. Bu müzikli başkanım, bize bakarsanız. Bakın, masraf görüyorsunuz değil mi? Böyle yani bazı zaman yer düzeltmeyi, bundan alttan çok hepsini bilene şey yaptı. Başkanım, şöyle derin burayı biliyorsun. Evet. Resim alsın. Başkanım bakar mısınız? Evet. Ekinler olmamış. Bak bak. Ekinler daha... Evet başkan, maalesef öyle. Bir de kar yağarsa kalırlar. Kalırlar. Evet.